İzmir'in sahil kenarındaki turistik ilçeleri hayalet gemilerin tehdidi altında. Geçtiğimiz günlerde Çandarlı'dan Foça kıyılarına sürüklenen Boydur adlı gemi Aslanburnu'ndan kurtularak Foça limanı açığına geldi. Su ürünleri kooperatifine mensup balıkçıların kontrolündeki geminin muhafaza altına alınması planlanıyor. Uzun bir süredir hacizli olması nedeniyle Ali Ağa Limanı'nda demirli bulunan 97.8 metre boyunda 3.936 gros tonluk Bodir adlı gemi çapasından kurtularak Foça kıyılarına sürüklenmiş Aslanburnu mevkiinde karaya oturmuştu. Hayalet gemi sahiplerinin yüzdürme çalışmaları sırasında kurtularak Midilli'ye doğru sürüklenirken Foçalı balıkçıların çabalarıyla şimdilik kontrol altına alındı. Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ceyhan Çetin hafta sonu yaşananları anlattı. Suların yükselmesiyle ada kıyısında gemi harekete geçmiş. Hareket üzerine de tabii gemi sahibi sağa solu işte sahil güvenliği aramış, Foça Liman Başkanlığı'nı aramış ve en sonunda da bize ulaştı Su Ürünleri Kooperatifi olarak. Daha önce çünkü bu geminin oradan kaldırılması için bir telefon görüşmesi olmuştu. O telefon benim telefonumda onda kayıtlı kalmış. Kooperatif Başkanı Çetin, amacımız milli servetin korunması ve Foça'ya zarar gelmemesi dedi. Ceyhan Bey dedi, elimizden bir şey geliyorsa dedi, gemi hakkında yapalım. Foça biliyorsunuz dedi, özel çevre koruma alanı, SİT. Yarın bir bu gemi taşlara vurup ada kıyılarında parçalanırsa Foça'ya büyük bir kirlilik ve büyük bir kaos oluşturur diye. Biz de balıkçı kooperatifi olarak, balıkçılar olarak gittik gemiyi iyi bir yere zarar gelmeyecek şekilde getirdik. Biz bu gemiye barınakta hizmet verebilmemiz için ulaştırmadan, çevre il müdürlüğünden işte gereken resmi yerlerden izinlerini alsınlar. Biz de onlara eğer ki uygun olursa bu hizmeti vermeye hazırız. Çünkü ne kadar da olsa bir milli servettir bu gemi. Gene vatanımıza, milletimize kazandırılması amaçlı. Ve en kısa yoldan da Foça'mıza zarar vermeyecek şekilde, iyi bir şekilde muhafazalanıp onlara gene böyle yüzer vaziyette teslim etmek bizim amacımız.